Evet. Evet. Güzel değil mi? Çok güzel. Bir sevmediğim bir şey var içinde, o da bamya olabilir. Bamya falan yok aşkım onun içinde. Belki çorbanın içinde var. Bu çorbanın içinde vardır. Ha, var. Starigrad isimli yerde içtik Begova çorbasını. Aşkinika Starigrad Türkçe okunuşuyla. Çorba içtik, iki porsiyon. Bir porsiyon da kuru fasulye yedik. Toplamda 10,5 KM verdik. İyiydi fiyat. Kuru fasulye aynı bizim kuru fasulyemiz gibiydi. Sadece biraz daha yoğundu. Böyle bulamaç gibiydi ama tat olarak güzeldi. Begova çorbası çok güzeldi. Kremalı mantarlı. Güzel bir tavuk çorbası gibiydi. Beğendim ben. İyiydi yani. Lezzetliydi yediğimiz şeyler. Çorbayı içtik, kuru fasulye yedikten sonra şimdi şu karşıki dağlara çıkacağız. Orası zaten çok ilgimizi çekiyordu. Şöyle göstereyim. Şu karşıdaki dağlık alan Trebević diye bir dağ var. Şuradan görünüyor. Ağaçla caminin arasından teleferikle çıkılıyor yukarı. Teleferikle çıkıp yürüyerek ineceğiz. Up and down. Just one way. Just one way, 30 minutes. It is possible to come down by walk, right? Yes, you need 1 hour to come down. Biraz fazla rüzgar var. Ama güvenli hissettiriyor. Hissettiriyor mu? Ben hissettim yani. Sen hissediyorsan herkes. Bak şurada şerit var bir tane. Şehri tepeden gören var diyorlardı. Muhtemelen orası. Şu gördün mü beyaz beyaz bak karşı tepeden? Evet gördüm. Muhtemelen orası. İşte o manzara seyredilen tepelerden bir tanesi. Aynen. Muhtemelen. Bir tanesi burası, bir tanesi orası. Teleferikten çıktıktan sonra kendiniz yürüyerek aşağı inebiliyorsunuz. Bu da yolun başlangıcı. Hava da serin, ağaçlar da muhteşem. Trebević Dağı'nda 1984'te kış olimpiyatları düzenlenmiş. Şu an yanımızda da bulunan yapı muhtemelen bir kayak pisti. Yani şu an tamamen grafitilerle süslü, atıl durumda. Yürüyüş parkuru olmuş. Aynen, şu an pistten yürüyoruz. Artık bir daha masaj istemezsin benden. Bütün aklını kaybettim. Tam yollar patikalaştı diyecektim, birisi düştü. İnsan bir der ki bir şeyin var mı? Ama gördüm olmadığını. Şuradan telefonum indik. Telefonum çalıyor. Şu da çok beğendiğimiz uçurum. Onun yamacında evler var. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Bayağı böyle ıssız bir patikadan gidiyoruz şu an. Yol bayağı dikleşti. 2-3 defa ucundan atlattık düşmeyi. Yani yanlış yoldan geldiğimizi biliyorduk. Yok ya, yanlış değil.
sadece. Biz olan yolduyum. Bir de araba yolu vardı da biz onu bilerek seçmedik zaten. İşte ne şartlarda çekim, ne şartlarda çekim yapıyoruz. Yol düzleşti şimdi. Hello. İkisi de 1 mark. 1,5 litre su, bir de 330 mililitre kapi palpi. Toplamda 10 lira. 1 saat 45 dakika sonra inebildik şehir merkezine. Şimdi de karşımızda bir köprü var. Bu köprü 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'ın öldürüldüğü köprüymüş. Onu da gösterelim. Latin Köprüsü diye geçiyor ismi. İstikamet. İstikamet başlar. Şurası yani. Evet. Hadi bakalım. Bak şeyleri çeksene. Binalardaki şekli. Çok kötü. O da yanındaki. Evet. Buradan belli oluyor mu acaba? Ta şuradan şu şekilde döne 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 köprünün önünden çıktık aşağıya. 1 saat 45 dakika sürdü. Teleferikle belki 7-8 dakika. Tur herhangi bir ücret ödemeden tur şirketlerinin ya da bireysel insanların belli saatlerde belli yerlerde toplanıp insanları bedava bir ücret karşılığı olmadan gezdirme şekli.